TRT Haber ekranlarından Sağlık Olsun programından merhaba sayın seyirciler. Sağlık Olsun programı hafta içi her gün olduğu gibi bugün de farklı bir konuyla karşınızda, farklı bir konuğumuz var. Biz bugün programımızda kadın hastalıkları ve doğumdan bahsedeceğiz. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Anne adayları neler yapacaklar? Bebeklerin doğmadan önce hangi testlerden geçmesi gerekiyor? Bu testlerin riskleri var mı? Ne tür önlemler alınacak? Bu konulara değineceğiz. Sizler de bu konularda merak ettiğiniz sorular varsa bize elektronik posta ve Twitter üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Elektronik posta adresimiz saglikolsun@trt.net.tr ve Twitter adresimiz de trt_saglikolsun. Biz bugün bütün bu konuları kiminle konuşacağız? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Aydan Biri ile konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. O yüzden çoğalmamız gerekiyor. Yeni bebeklerin gelmesi gerekiyor diyoruz. Yeni bebeklerin, neslin devam etmesi için de sağlıklı bir nesle ihtiyacımız var. Bunun için de belki de hamilelikte bazı önlemleri almamız gerekiyor. Anne adaylarının dikkat etmesi gerekiyor. Biz bugün programımızda hamilelik süresinde nelere dikkat edeceğiz? Hangi testleri yaptıracağız ki sağlıklı bebekler doğsun gibi konulara değinmek istiyoruz. Bazı testler yapılıyor. Genetik testler, tarama testleri. Dilerseniz bu testlerden başlayalım. Sizden dinleyelim neler yaptıracağız. Gebelik tabii herkes için olağanüstü bir süreç. Annenin kendisi, aile ve toplum için. Bizler için de öyle. Yani her gebeyi başından sonuna kadar izlerken hem ciddi bir sorumluluk hem de olağanüstü bir sürece eşlik etmenin duygusunu yaşarız hekim olarak. Tabii her bir bebeğin bir sorunla karşılaşması veya bir sorunla doğması olasılığı vardır. Ve hatta anne karnındaki hastalık çeşitliliği belki de doğduktan sonraki ve erişkin dönemdeki hastalık çeşitliliğinden daha fazladır. Nitekim bir kısmı zaten doğamamaktadır ve kaybedilmektedir. O yüzden daha fazla hastalıkları tanımaya çalıştığımız bir dönem haline gelmiştir anne karnındaki süreç. Birçok gebeliğin sağlıklı geçebilmesi için aslında kadının ta gebelik öncesinden bu işe hazırlanması gerektiğiyle ilgili birçok kanıt vardır. Yani gebeliği planlayan bir anne adayı sağlıklı bir sürece sahip olabilmenin yollarını, önceden kullanması gereken destek tedavileri var mıdır, onların gerekliliğini, varsa onların kullanmaya başlamasını gebelik öncesinden hesaplayabilmelidir ve planlayabilmelidir. O yüzden süreç aslında gebelik öncesi başlamalıdır, kontrol ve eğitim süreci diyelim. Ama gebelik oluştu ve anne adayı bebeğinin sağlığı için gerekli bilgileri almak üzere başvurdu. Burada genellikle belki de bu konuyu sıkıştıracağımız konu sizin de sorularınız üzerine genetik testlerse eğer. Dünyada 30 yıldır falan tarama testleri uygulanıyor ve genetik hastalıkların tümünü anne karnında tanımanın bir yolu henüz yok. Ama en çok üzerinde durduğumuz kromozom hastalıkları ve Down sendromu. Çünkü kromozom hastalıklarının zaten mühim bir kısmını erken haftalarda gebelik kaybıyla sonlandırıyor. Gebelik süreci ilerleyemeden düşükle sonlanıyor gebelikler. Ama bir kısım kromozom hastalıkları doğuma kadar gider ve bebeğin hastalıklı bir şekilde yaşamasına veya sakat bir şekilde yaşamasına neden olur. İnsanoğlu bunları tanıdığından beri de bunları anne karnında anlamaya, taramaya ve mümkünse tanı koymaya ve mümkünse de onlarla ilgili aileye bilgi vermeye çalışır. Belki de tarama testlerinizin en önemli yoğunlaştığı tek hastalık grubu da gene bir kromozom hastalığı olan Down sendromudur. Down sendromu tarama testleri çok şekillenmiştir 30 yıl boyunca. Önce sadece bakılmıştır ki anne yaşı bu konuda çok önemli. 35 yaşın üzerinde hastalığın riski arttığı için her 35 yaş üzeri kadına hemen bununla ilgili bir tanı koyma girişimi olmuştur. Sonra bebeklerin bazı özelliklerine dayalı kan testlerinde de verilerin elde edebileceği görülmüştür. Ve bunun üzerine artık vatandaşın da çok iyi bildiği ikili testler, üçlü testler, dörtlü testler gibi testler zaman içerisinde geliştirilerek uygulamaya koyulmuştur. En son haliyle bir anne adayı başvurduğunda gebeliğinin erken haftalarında yapılan genel tarama ve enfeksiyon testlerinin haricinde 11. 14. haftada Down sendromunu taramaya yönelik ikili tarama testi veya birinci trimester kombine test denen bebeğin ultrasonografik bulguları ile birlikte anne kanındaki hormonların birleştirilmesiyle elde edilen bir test uygulanmaktadır. Bu testler hala hazırda geçerliliğini koruyan, dünyada da yaygın uygulanılan testler konumundadır. Ultrasonografide iyi bir değerlendirme yapıp, bunu bir forma kaydedip, anneyi laboratuvara gönderip, anneden alınan kanlarla da
bebeğin Down olma riskinin total olarak hesaplandığı testlerdir bunlar. Ve bu testlerin sonucunda bir risk skorlaması yapılır. Dolayısıyla anne taşıdığı bebekle ilgili Down olabilme riskini o elindeki skorlamanın sonucuna göre kabaca öğrenmiş olur. Aslında Down sendromlu bir bebek dünyaya getireceksiniz demek de zor. Tabii. Zaten bu testler şimdi şöyle. Tabii bu testler aslında şöyle yanlış anlaşılıyor veya zor anlaşılıyor ve zor anlatılıyor. Bunlar tarama testi. Yani o skorlamada mesela hasta geldi, elinde raporu var. 5000'de bir risk var diyelim. Bizim tıbbi kabullerimize göre biz bu hastayı düşük risk grubunda kabul ediyoruz. Ne demek düşük risk grubunda? Yani o yaş grubundaki o ölçülere sahip, o kan değerlerine sahip anne ve bebeğin sonucuna göre bu değerlerdeki her 5000 gebeden bir tanesi Down doğurmuş demektir. Dolayısıyla biz bunu iman edilebilir bir risk olarak hastaya sunuyoruz ve düşük risk grubundaki hastalara kesin tanı olarak ileri tetkikler önermiyoruz. Bunlar tarama testleridir. Tarama testlerinde risk çıktığında ne oluyor? Bizim için kabul edilen bir sınır var. Zaten ortalama olarak o yaş grubundaki bir kadının ne kadar risk yani Down olabilme riskini kabaca biliyor tıp dünyası. Ve mesela aldığımız risk 1/200 ise tıbbi olarak bu risk kabul ediliyor. Nasıl 5000'de bir az risk grubu değerlendiriliyorsa 200/1 de yüksek risk grubu. Bunları örnek rakamlar olarak söylüyorum. 200/1'in anlamı da 200 bebekten bir tanesinde o kadın, o yaş grubu, o değeri olan, o bebeğin ölçülerine benzer ölçü 200 kişide biri Down olmuş anlamına gelmektedir. Bu bizim için tıbbi olarak risk kabul edilir ve o annelere ileri testler önerilir. Nedir önerilen ileri testler? Hani tanı istiyorsa aile. İşte orada insanların biraz da kaygılandığı bu genetik invaziv testler devreye girer. İnvaziv dediğinizde testin hemen anne ve bebek açısından risk taşıdığı anlamı gelir. Çünkü bir girişim yapacaksınız ve bu girişime yönelik olarak da biraz annenin kaygıları artmaktadır. Girişimde kesin tanıya gideceksiniz. Nedir bu girişimler? Bebeğin plasentasından örnek alabilirsiniz. Bebeğin sıvısından örnek alabilirsiniz. Bebeğin kordonundan kan alabilirsiniz. Veya bebeğin hastalıkları için tanı koymanız icap, tanı koymanız için onlar gerekliyse cildinden de biyopsi alabilirsiniz vesaire. Bunların hepsi genetik incelemeler için, hastalıkların tanısı için kullandığımız testlerdir. Ama kromozom tanıyacaksak ve Down sendromunda bir kromozom hastalığıysa ve testimizde bize tarama testi grubunda risk verdi ise o zaman ikinci basamak testleri aileye teklif etmek söz konusudur. Bu testlerde mesela hasta aile bize 11-14. Hafta sınırında geldi. Tarama testini yaptık, risk çıktı. Hemen akabinde önerdiğimiz test plasenta biyopsisidir veya chorion villus biyopsisidir ki erken tanı alabilsin diye aile. Burada bir iğneyle bebeğin bulunduğu kesenin hemen kenarında oluşmuş olan plasentasından örnek almanız icap ediyor. Bu anne için ağrılı ve korkulu ve düşük risk yarattığı için de dolayısıyla bebeğimizin kaybına neden olabilecek bir girişim. Girişim deneyimli ellerde çok daha az sıkıntı vermesine rağmen her zaman için aile için yüz yüze geldiği korkutucu, karar vermesi zor, hem kesin tanı istemekle hem de böyle bir işlemin kendisi ve bebeği için oluşturacağı riskleri de göğüslemekte zorlandığı bir süreç oluyor. Ama halihazırda kesin tanı için bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Son birkaç yıldır anne kanından alınan örneklerdeki bebeğe ait dökülen İşte DNA parçalarının diyelim, bebeğin kromozom parçalarının diyelim, DNA'nın hani çok daha küçük kromozom parçaları olduğunu düşünürseniz, bunların incelenmesiyle bebeğe girişim yapılmasına gerek kalmadan da bazı tanı testleri veya güçlü tarama testleri ve bazı hastalıklar içinde belki de tanı olabilecek testler uygulanmaya geçmiştir. Ama henüz çok sınırlı bunlar. Ama önümüzdeki birkaç yıl belki de hiç bu tip hani girişimler olmasına gerek kalmaksızın anne kanından bebeğe ait materyalin elde edilmesi yoluyla oldukça fazla hastalığın tanısı koyulabilir hale gelecektir. Yani gelecek anneyi daha rahatlatacak şeyler sunacak. Kesinlikle. Yani. Peki hocam bu testler gerçekten %100 sonuç veriyor mu bize, güvenebileceğimiz? Evet, tarama testinde böyle bir şey çıktı ya da genetik testte böyle bir şey çıktı. Bu %100'dür. Hani bunlar artık şüphe duyulamaz dediğimiz şeyler mi? Evet, kromozomlara bakıyorsak ve genetikçi kromozomları çok iyi analiz ettiyse ve raporladıysa kromozomlar açısından %100'dür. Şimdi burada genetik dediğiniz zaman korkunç bir büyük bir şeyden bahsediyorsunuz. Binlerce hastalıktan ve sorundan bahsediyorsunuz. Bir bebeğin kromozom yapıldığında, amniyosentez yapıldığında ya da CVS yapıldığında kromozom sonuçları normal verildiğinde genetik hastalıkların hepsi normaldir anlamına gelmiyor. Kromozom hastalığı
hastalıkları açısından normaldir. Kromozomları normaldir anlamına geliyor. Zaten bunu çok iyi anlatmak gerekiyor. Bu kromozomları normal olmak bireylerin hasta olmayacakları anlamına gelmiyor. Çünkü gen düzeyinde dediğimiz hastalık grupları var. Ama şöyle düşünecek olursak toplumda, ben bunu hep hani hastaları da tek tek anlatıyorum neredeyse. Bir bebeğin karşılaşacağı 3 tür hastalık var. Fiziksel sorunları olabilir. İşte ekstremite, kol, el vesaire, organ defektleri. Bunları ultrasonla tarıyoruz. Ultrasonun yeri o yüzden tartışmasız. Bebeğin kromozomları normal olsa bile fiziksel kusurları olabilir. Ve fiziksel kusurlar neredeyse her 100 bebekten 3 ile 14'üne ilgilendirir. Yani 3 ile 10 arasında ağırlığından hafifliğine göre fiziksel kusur var. Düşündüğünüzde 1000 bebekten neredeyse 30'u 100'ü fiziksel bir özürle dünyaya geliyor. Bunların ağır olanları, gerçekten sorun yaratacak olanları elenip aileye bilgi veriliyor. Hafif veya düzeltilebilecek olanlar için de zaten doğumdan sonra gereken tedavi. Bunlar ultrasonla taranır ve fiziksel kusurdur. Fiziksel kusurların bir kısmı beraberinde kromozom hastalıklarıyla gider. Mesela Down'ların da bir kısmı ağır kromozom hastalığı olması yanısında ağır fiziksel kusurludurlar. Ama bir kısmında hiçbir fiziksel kusur görülmeyebilir. Zorlukları orada zaten. Onları kromozomları da nasıl tarıyorsunuz? Tamamen normal görünen bir bebekte de işte amniyosentezi yaptınız, kromozomlarını da öğrendiniz. 1000 bebekten 5'i 10'u da kromozom kusurludur. Dolayısıyla 1000 bebeğin geneline baktığınızda eğer bir amniyosentez ya da CVS yaptıysanız, kromozomlarını öğrendiniz ve de fiziksel kusurlarını elediniz. Genel olarak yapmanız gereken şeyi bugün için yapmış oluyorsunuz. Hı hı. Ama gen düzeyindeki hastalıklar, ki bunun bugün için belki 10-15 binin üzerinde hastalık çeşidi var. Bunlar nadir görülen grupta hastalıklardır. 10 binde bir, 100 binde bir gibi. Bunları taramanız mümkün olmaz. Bunları ancak ailede daha önceden böyle bir bebek doğdu ise ve ailenin bunu elinde bir raporu, kanıtı, bir şey var ise, siz diğer gebeliğinde bu bebeğin benzeri bir hastalık olup olmadığını araştıracak uzman materyale sahip oluyorsunuz. Gen düzeyindeki hastalıklar o yüzden gebelikte genel olarak taranamazlar. Ama aileye bu bilgi verir. Ama nadir görülen, 100 binde bir görülen bir hastalık içinde ailenin telaşlanacağı ya da bununla ilgili kaygılanacağı, kesinlikle, bir şey de bugün tıpta kabul edilmez. Yani. Şimdi testlerden riskli gebeliklere geçeceğim ama testlerle ilgili son bir soru daha sormak istiyorum. Her hamile olduğunu öğrenen kişi için olmazsa olmaz zorunlu mudur bu testler? Değil, çok güzel bir gerekiyor. Soru. Tabii çok güzel bir soru. Şimdi mesela özellikle bu Down sendromu tarama testleri, hani diğer sağlığa yönelik testleri, hani bir sürü tarama testi vardı biz hani Down sendromu veya genetik hastalık açısından konuştuğumuzda. Bir defa sonucu değiştirmeyecek ve tedavisi olmayacak şeyler için hastaları aslında bunun bir zorunluluk olmadığını, sonucu çıktığında da hastanın kararını tedavi edecek bir süreç değil de tahliye edecek bir süreç ile götürmesi gerektiğini, eğer anne karnındaki bebeğini tahliye etmeyecekse, termine etmeyecekse, sonlandırmayacaksa yani, o zaman bu testleri baştan yaptırmasının bir zorunluluk olmadığını aslında paylaşmak lazım. Bazen buna hani zaman ayrılmıyor. Zaten hasta konsantre bir vaziyette geliyor. Bu testleri yaptırmayla ilgili bir tereddütü olmadan geliyor. Ama sonuçta bu testler herhangi bir şeyi düzeltmezler. Sadece bir durumu tespit etmek için bir ön elemedir. Eğer risk çıkarsa ikinci testlere geçersiniz ve ikinci testlerde tanı koyarsanız da o bebeği ancak termine etmeyi önerebilirsiniz aileye. Aile bu konuda kararlıysa bu testleri önermek lazım. Bir zorunluluk değil yani özetle. Peki bu testleri atlattık, genetik testler, tarama testleri. Bir de biz riskli gebelik diye bir şey duyuyoruz. Gebeliğin riskli olması ne anlam taşıyor? O çocuğun hayatını kaybedeceği anlamı taşıyor anne? Olumsuz bir etki yaşayacağı mı kastediliyor? Riskli gebelik nedir? Aslında her ikisini de içerir. Riskli gebelik dediğinizde gerek anne için gerek bebek için beklenenden daha fazla sıkıntının olduğu durumları genel olarak biz riskli gebelik başlığı altında değerlendiririz. Baştan mesela hasta şeker hastası. Değil mi? Hasta tiroid hastası, hasta önceden karaciğer nakli geçirmiş, böbrek nakli geçirmiş, başlangıçtan itibaren bir sıkıntısı olan, fizyolojik sıkıntısı olan, yani bir problemi olan bir anneyle karşı karşıyasınız ya da ağır kalp hastası ya da kalp hastası neyse ve anne olmak istiyor. Bu tip kadınların başından itibaren anne açısından riskli gebelik olarak izlersiniz. Ya da kötü bir öyküsü var. 3 tane düşüğü var. Diğer doğumlarında işte efendim sorunlu doğumları olmuş. Anne karnında bebek kayıpları olmuş. Erken doğurmuş. Anomalini doğurmuş. Gene bunlar başından itibaren riskli olarak kabul edeceğiniz gruptur. Ama her şey çok yolunda gidiyor. Gebelik son derece iyi seyrederken de işte tarama testinde risk çıktı. Efendim ultrasonda bir anomali gördünüz ya da ultrasonda bebek gelişemiyor da sıvı azaldı, sıvı çoğaldı. Ya da şekeri çıktı, kadının yükleme yaptınız vesaire gibi.
total süreçte her şey iyi başlarken de hasta birden risk kategorisine geçebilir. O yüzden öyküye dayalı riskleri olabilir. Hastanın ve gebeliğinin seyri sırasında riskleri olabilir. Bu riskler annenin sağlığının yanı sıra dolaylı olarak bebeği etkileyecektir. Annenin sağlığı sorunu olduğunda ya da annenin sağlığı iyi olduğu halde bebeğin sahibi olduğu sorunlar nedeniyle bebeğin kendi sürecini olumsuz etkileyecektir. Bunlar her ikisinin de erken doğması, annenin hayatının riske girmesi, bebeğinin hayatının riske girmesi gibi yani hafif bir uçtan ağır bir uca kadar değişik sonuçlar verebilir. O zaman gebelik olağanüstü bir süreç yani sonuçta. Peki riskli gebelik, siz biraz önce şeker hastası olmasından bahsettiniz, kalp hastası olmasından bahsettiniz ya da başka kronik rahatsızlıkları var. Bu kişiler hamile kalmadan önce aslında bazı önlemler almaları gerekiyor. Ne tür önlemler mesela olacak? Mesela kalp hastası değil mi? Kardiyologla görüşecek ve diyecek ki hani ben gebelik planlıyorum. Benim şu andaki bulgularım gebelik için uygun mudur? Ya da bir gebeliğin seyri sırasında ne tedbirler almalıyım? Yani hastası gebeliğini oluşturmadan önce kendisini takip eden, kronik sorunuyla ilgili kendisini takip eden primer ana bölümden bilgi almak durumunda. Ve gebeliği oluşmadan önce gene kadın doğumcudan bu konuyla ilgili olan, genellikle perinatoloji bu alanla ilgilenir biliyorsunuz yüksek riskli gebeliklerle. Bu hekimle de mümkünse gebelikten önce görüşerek bilgi almak zorunda. Alacağı tedbirler varsa, hazırlıklar varsa bunları yapmak zorunda. Veya yaparsa iyi olur diyelim. Hem ilgili branş hekiminden hem de kadın doğumcudan yapacağı ön görüşmeler ve muayeneler sonrasında kendini daha iyi hissederek, daha güvende hissederek tedbirlerini de başından itibaren alarak gebe kaldığında tabii ki sonuçları çok daha iyi bir şekilde elde edecektir anne de hekimde. Peki biz bu kadar bilinçli miyiz? Siz bu mesleğin içindesiniz, yıllarca bir sürü kadınla aşırı neşir oldunuz. Aslında çok sağlıklı istatistik verebilir miyim bilmiyorum ama bence gebelik öncesi muayene oranı çok düşük. Kadınların yıllık muayene oranları son derece düşük. Yani hala o jinekolojik masaya çıkma korkusu denen, hani 5 dakikayı bile 10 dakikayı bile almayan, hani gerçekten de atfedildiği kadar da eziyetli olmayan ama mahremiyet açısından kadınların biraz zorlandığı o muayeneyi olmak kadınlara nedense çok zor geliyor. O yüzden de hep kadın doğum muayeneleri erteleniyor. Gebelik öncesi muayene de bu anlamda bir kadın doğum muayenesi grubunda sayıldığı için yani çoğu kez bunun yapılmadığını görüyorum. Kronik hastalık grubu da böyle. Yani ya hesaplamıyor ya hesaplamadan gebe kalıyor. Yani bütün herkes için söylenemez ama çoğunun yeterince hazırlıklı bir şekilde gebe kaldığını söylememiz mümkün değil. O zaman artık programımızla yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizden önerilerinizi alalım. Hem hamilelik öncesinde neler yapacak anne adayları, anne olmak isteyen kişiler, hem hamilelikte neler yapacaklar, kısa kısa sizden hap bilgiler alalım. Evet. Sonrasında da sonra yani aslında bir kadın ne kadar sağlıklıysa gebelik o kadar sağlıklı geçiyor. Sağlıklı olduğunu da hani ben kendime bakıyorum iyiyim diyerek anlamak mümkün olmayabiliyor. O yüzden bazı temel değerlendirmelerin temel muayene anlamında ve temel laboratuvar testleri anlamında yapılması dünyanın kabul ettiği bir şeydir. Basit bir enfeksiyon bile, vajinal veya rahim ağzını ilgilendiren bir enfeksiyon bile gebelik sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Ve kadın gerçekten bunların farkında olmayabilir. Özetle demek ki temel bir muayeneden ve temel bir gebelik öncesi testlerden geçmesini öneriyoruz. İkincisi beslenme çok önemli. Gebeliğe hazırlanan bir kadının sigaradan, içkiden, kötü beslenmeden, katkılı, boyalı vesaire hani ne olduğu bilinmeyen besin gruplarından uzak kalması önerilir. Bunlar özellikle mesela son dönemde daha da önemsenmiştir. Bu tekrarlayan gebelik kayıpları, işte ölü doğumlar, anomaliler vesaire bağlamında da bakıldığında gebelik öncesinden itibaren bilinçli bir beslenmenin gebelik sonuçlarını daha iyi yapacağına dair bilgiler vardır. Gebe kaldığından sonra da düşük riskli grupta değil, kronik hastalığı yok, kötü bir öyküsü yok, bilinen bir sıkıntısı yok. En yakınındaki sağlık sisteminden faydalanabilir ve oradaki takiplerine başlayabilir. Dünyanın her tarafında önerilmiş takip protokolleri vardır. Genellikle sağlıklı gebeler 4-6 haftada bir değerlendirilir. Hekim ihtiyaç duyarsa daha erken hafta aralarında çağırabilir. Riskli grup veya gebeliğinin seyrinde risk oluşturan grup ise daha yakın aralıklarla gene takip eden hekimin önerisiyle bizzat kendisi ya da daha ileri düzey bir merkezde izlendiğinde hem anne açısından hem de bebek açısından en sağlıklı sonuca gidilir. Nitekim istatistikler ülkemizde de bakın anne ölümleri çok azalmıştır. Hı hı. Bebek ölümleri çok azalmıştır. Aslında iyi bir sağlık hizmeti sunulmasının ve vatandaşın da bu sağlık hizmetinden şuurlu bir şekilde faydalanmasının sonuçları son derece aşikardır ve
bebek ve anne sonuçlarını düzeltmiştir. O zaman şunu anlıyoruz ki sadece hamilelikte değil, öncesinde ve sonrasında evet. bilinç düzeyimizi artırarak evet. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına mutlaka başvurmamız gerekiyor. Doğum sonrasında hemen bir şey daha. Doğum sonrasındaki kontrasepsiyon aralığı da çok önemli. Yani gidip muayenesi ne olup ikinci bir bebeğe hazırlanma aralığı da kadının gene genel sağlığını ve diğer çocuklarının sağlığını toptan etkileyen diğer bir süreç. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığınız için ayaklarınıza sağlık. Efendim biz bugün Profesör Doktor Aydan Biri ile birlikteydik. Hafta içi her gün olduğu gibi ya Sağlık Olsun programı yarın da sizlerle birlikte. Yarın uzman diyetisyen Ümran Yıldız'la ekmek tüketimini konuşacağız. Ekmek tüketimine ilişkin doğru bildiğiniz yanlışları konuşacağız. Yarın görüşene dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş